Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç görmediğiniz ya da görmeyi tahmin etmediğiniz bir hayvan göstereceğim. Arkadaşlar bugün bir telefon çaldı, işte telefonum çaldı. Arkadaşlar dedi ki kanki dedi şu hayvanı alayım geleyim mi dedi. Ben dedim ki sen bilirsin dedim, yani karışmıyorum dedim, hani kaçmasın dedim. Kaçarsa dedim ben odada duramam ama neyse getirdi falan. Şu an bakıyorum, siz bakamıyorsunuz tabi. Şöyle bir şeyin içinde acaba ne olabilir? Merak ediyor musunuz bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu videomuzda yarışmanın devam ettiği ikinci video. Yani bu videoda da sizlere harf söyleyeceğim. İlk harfimiz X arkadaşlar. X. Yani bu videomuzdaki yani toplamda üçüncü harfimiz X. Peki arkadaşlar ne göstereceğim size? Nasıl bir hayvan olabilir? Yani ben şu an görüyorum yani tiskinmekle böyle yani güzel değişik bir tadın arasında kaldım. Açıkçası sizlere göstereyim şöyle bir şey, yani bir tahmin edin ama, tamam mı? İlk önce aklınızda bir şey olsun. Şimdi gidin arkadaşlar o tahmininizi bir yazın bence yorumlara. Ondan sonra arkadaşlar ben gösterdikten sonra tekrardan gidin yoruma yazın. Bakalım gerçekten tahmini tutanlar olmuş mu? Sizlere bir tiyo veriyorum. Tiskinç. Acaba besleyeniniz var mı onu da bilmiyorum. Biraz midem kalktı ya. Ya bu... İğrenç, iğrenç. Arkadaş alıyor böyle yapıyor, iğrenç ya. Aslında iğrenç ama tatlı da. Yani şu kadar bir şey lan. Neyse arkadaşlar artık uzatmayın, ben size göstereyim. Siz de büyük ihtimal merak ediyorsunuz. Eve nasıl bir yurda nasıl kaçak bir hayvan getirdik. Acaba kuş mu? Acaba başka bir şey mi? Bir bakalım. Neyse arkadaşlar ben ekranı karartayım. Ondan sonra siz gidin oraya tahmininizi yazın yorumlara. Ondan sonra baktıktan sonra gidin yine tahmininizi yazın. Yani bakalım tutmuş mu tutmamış mı, o şekilde arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hayvanımız bu. Bir hamster arkadaş aldı getirdi. Şöyle biraz seyredelim, size göstereyim. Abi acayip hareketli, yemin ederim var ya, öyle böyle değil. Hani tiskinleriniz var mı şu anda bilmiyorum ama ya gerçekten çok garip bir hayvan ya. Şöyle göstereyim, küçücük ya. Arkadaşlar şöyle uzaktan şu kadar, yani bir laptopun işte arkadaşlar şöyle tuttuğunuzda şu kadar bir boyu var hani kafesinin. Zaten yetiyordu çünkü küçücük arkadaşlar. Hani kafese bayağı bir ufak geliyor. Şöyle bir seyretelim. Kendisini temizliyor. Arkadaşlar ben hiç dokunmadım. Dokunabilir miyim? Bilmiyorum. Ama dokunamam herhalde ilk seferlerde. Hani sonradan dokunabilir miyiz bilemiyorum ama. Abi çok garip, yemin ederim ya. Ne yiyor lan, bir şey mi yiyor? Şundan ye bak, yemleri şurada var. Yeminde arkadaşlar arpa falan var. Şöyle netleştireyim, görüyorsunuz yeme bu. Az önce bundan attık herhalde, bundan mı yiyor? Şöyle seyredeyim, yoruldu arkadaşlar. Kaç dakikadır hayvan koşuşturuyor. Sanki çekiyorum. Lan bir şey yiyor la. Attığımız şeyler abi. Herhalde şu uzun var ya, uzundan oradaki. Onu mu, ben göremiyorum şu an ne yiyor. Adı arkadaşlar, adı yok. Adsız fare bu. Bu garip adı. Adı yok. Arkadaşlar peki bakalım tahmin edebilecek misiniz? Komple bu ne kadar mal oldu? Onu da arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakalım en yakın tahmini kimde bulunabilecek? Sence tahmin ederler mi Yiğit? Sanmıyorum. Değil mi? Boyuna göre iyi para vermişsin yani. Arkadaşlar ben size bir taktik vereyim. Yani şey vereyim. Boyuna göre gerçekten iyi bir fiyatı var. Ya şu kadar bir şey ya. Yani fındık faresi diyebiliriz. Şu bir parmağım kadar var değil mi? Ya yani şu kadar. Artık yeni oda arkadaşımız bu. Üçüncü arkadaşımız gitti. Şurada atletlerimizin orada yatıyordu. Artık üçüncü arkadaşımız fare.
Geçen de arkadaşlar biliyorsunuz ben yurtta kedi videosu çekmiştim. Ondan önce ne çektik? Balık videosu çektik. Yani yurt değil, hayat bahçesi. Gel bir lan. Kanki, yine mi yatıyor? Şimdi tipi var. Neydi bu, yüzde kaç yatıyordu günde? %70, %80 arası. Yani gündüz saatlerinde uyuyor, gece saatlerinde uyanıyor. Arkadaşlar gündüz yatış da beyefendi, biz de gündüz eşek gibi çalışıyoruz, okula gidiyoruz. Lan bize bir yüzünü göster lan. Arkadaşlar kapağını açtığınız zaman kaçması mümkün değil. Nasıl kaçacak, tırmanamıyor yani. Ben çeviriyorum, o kaçıyor. Ben yani alayım dedi. Yani alacağını inan ki sanmıyordum. Dedim almaz diyordum. Bir geldim aldın mı diyorum, aldım diyor. Dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Şu dolabın içinde olacak. Fiyatını tahmin etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım gerçekten tutturabilen olacak mı? Kafes arkadaşlar. Suluk, yemi ve faresi namı diye artık fare demeyelim. Hamster. Bakalım ne kadar fiyat. Sanki kahverengi kısmı var ya, garip duruyor ha. Yani güzel yapan yer bence kahverengi kısmı ve gözünün bence kırmızı olmayışı ha. Kırmızından korkar mısın? Vallahi bak. Yani kırmızı olsa ben... Düşünsene bunu yurda saldım. Kırmızı gözlü. Aslında bunu lan Onur'u korkutacağız. Onur'a dedim zaten, hamster alın dedim. Şaka yapıyorum. Kanka oynamamış. Aslında bunu alacaksın, dolabına bırakacaksın var ya. Açtı ya. Ana Allah, hamster'ın başına bir şey gelir, boş ver. Bu fareyi tekmemek artık. Şunun tipe bak ya. Arkadaşlar bu arada diğer harfimizi de söyleyelim. Dördüncü harfimiz de hamster'ın H'si olsun bari. Bu videodaki iki harfimizi de söyledik. O da ikinci harfimiz hamster'ın H'si. Lan pislik. Şöyle yuvasına bir giriş yapalım. Selamünaleyküm. Vov, yakından çok daha ana kamerayı yiyecek. Lan. Flaş açık mı? Değil değil mi? Hayvanı kör etmiyor. Lan ne yapıyorsun sen, onu kaçırmayalım. Arkadaşlar şu anda kafanız dönmüştür eminim. Ama şöyle bir bak. Ye 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 ye. Oğlum fare lan bu. Benim yengem var ya, acayip korkar ha. Köyde aklı çıkar kanki, yemlerin yem çuvalların arasında fare çıkacak diye. Yani ben bunun fotoğrafını göndersem var ya. Yani içi dişine girer. Hele teyzem kafayı yer. Hadi taklat, bizim için taklat. Arkadaşlar daha ele mele alışık değil. Yiğit bunu zaten 2-3 güne kalmaz alıştırır. Yiğit tırsmıyor. Hangi suyu damlamıyor ha? Onu şey atıyor. Azaz alıyor diliyle. Dili? Ağzını dayıyor şöyle. Elleriyle. Ne yapıyor lan? Aa, kendine yer yaptı ha Yiğit. Tertemiz etti orayı, biliyor musun? Arkadaşlar biraz daha kalın olsun, içini yemiş saklı. Belgo Türk'te şey vardı ya, adam şu besel kabı gibi şeyi mesela ters çevirmiş, altının orasını hep talaşla doldurmuştu. Yakında arkadaşlar oyuncak moyuncak koyar buraya. Yiğit kendisi yapacak çünkü kafese sığmıyor. Bunun son durumlarını çekeriz artık size. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatını tahmin etmeyi unutmayın. Eğer siz de eğer besledinizseniz onu söyleyebilirsiniz.
aslında hamster topu alsak odada gezdirebilir. Hamster topu ne? İsmini koyuyorsun. Böyle yuvarlı geziyor. Yani kaçma olasılığı da yok. Doğru, zaten topu götürüyor yani. Aslında sen şuraya kanki şurasına bir şey yapacaksın, böyle yuvarlak bir şey böyle dönecek. Ama nasıl, neyden yapabilirsin? Ses çıktı lan. Arkadaşlar göstereyim size, görüyorsunuz ya, hemen oraya bir çukur yaptı. Ha, sizin önünüzde yaptı yani, biz yapmadık. Oğlum vallahi la. Hiç temizlemeye gerek yok. Bak, kendini temizliyor durmadan. Yiğit diyor ki yani bizden daha temiz. Yiğit, sabah biz bir kalkıyoruz, hepsini toplamış bir kenara. Yapar mı? Yapar ha. Şuna bak ya. Yem mi arıyor la o? Bir tane yem verir. Hangisinden veriyoruz? Bunun adı ne? Bu arkadaşlar mısır granülüne benzemiyor mu ya? Bu kuşların altına koyulan mısır granülünden. Vay yavrum, vay 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 vay. Bu adam bize kek almaz. Bu adam acıkırız, bize kek. La bunu tavşan da mı yiyor? Tavşan da yiyor. Aha bu. Oo, oğlum bunu bu hayvan yer mi lan? Bir ay gidiyormuş benim bildiğim. Bir ay. Bana öyle dedi. Oğlum bunu bir yer lan bu. Arkadaşlar görüyorsunuz, yemi kafesinden daha büyük. İçine bakalım. Aa, hep bunlardan. Evet, şu anda yemi de döktük, çok güzel. Şu şekilde. Neyse arkadaşlar, bu videomuzu burada sonlandıralım. İki harfimizi de söyledik. Bu harfleri de not etmeyi unutmayın. Diğer 3 videodaki söyleyeceğim harfleri de yazarsınız ve toplu olarak sizden isterim. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın. Tahminlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Selam gönder.